Orası müsait ya. Ama ıslak orası ha. Islak yok, ıslak. Şeyin önüne koy alır ya. Başka mı? Tamam. Evet. Az evvel bugünle alakalı tabii yani Süleyman Seba Allah rahmet eylesin bizim için çok değerli, Türk futbolu için değerli, Türk sporu için değerli, iyi bir spor yöneticisi, iyi bir sporcu, ahlaklı bir insan. Dolayısıyla Beşiktaş'ımız için bir şanstı kendisinin liderimiz olması, başkanımız olması. Bugün itibaren de zaten onursal başkanımız, gönlümüzde yaşıyor, gönlümüzde yaşıyor evet. Az evvel ifade ettiğim gibi bir tarzı bir tutumu vardı. Özellikle dürüstlüğü açısından, basiretli davranması, Beşiktaş'ın bir kuruşunu önemsemesinin, başka rakiplerine saygı duymasının bugün yaşadığımız olaylara baktığımızda ne kadar önemli olduğunu daha iyi görüyoruz. Dolayısıyla bugün dağılmış bir futbol ekonomisi, o günkü Sayın Seba'nın Allah rahmet eylesin ne kadar doğru ve düzgün hareket ettiğini bugün daha iyi görüyoruz. Dolayısıyla geriye dönüp onun değerlerini, onun yapısını, onun kafa yapısını alarak kulübü idare ederek Beşiktaş kulübünü içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan çıkartmayı hedefliyoruz. Dönüp geriye baktığımızda bize yol haritası oluyor kendi fikirleri. Kendisinin ailesine sabır diliyorum. Kendisinin mekanını cennet olsun diye diliyorum. İyi ki Beşiktaş'ımıza başkanlık yapmış Süleyman Seba diye bir onursal başkanımız olduğu için Allah'a dua ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi transferle ilgili şöyle söylemek istiyorum. Bu sene bu Covid'den dolayı normal bir süreç geçirmiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla Temmuz'un sonunda bitmiş bir ligimiz var. Daha gidecek futbolcularımıza geleceklerle ilgili yeni yeni konuşmaya başladık. Acele bir şeyler yapmak istemiyoruz. Ekonomik olarak en iyisini ve sportif olarak da en iyisini bulmaya ve takımımıza katmaya çalışacağız futbolcularımızı. Zaten Sergen hocamız da o gün beyan etti. 7-8 tane futbolcu almamız gerektiğini ifade etti. Ancak bunlar gidenlere ve gideceklere göre yapılmış bir planlamadan bahsetti. Henüz daha gidecek olan arkadaşlarımız var mı? Kimler kalacak bize, kimler gidecek? Bugün şimdi Ümraniye'ye gideceğiz. Oradaki futbolcu arkadaşlarımızla görüşerek bizimle yola devam etmesini uygun gördüklerimizle, görmediklerimizle, gitmelerini istediklerimizle, kalmalarını istediklerimizle birer ön görüşme yapacağız. Bundan sonra transfer politikamızı netleştireceğiz. Ama transfer komitesi başkanımız Erdal Torunoğlu'dur. Onun zaten çalışmaları devam ediyor, ön görüşmeleri devam ediyor. Ancak altına atılacak imzalar en skala hariç. Altına atılacak imzalar henüz netleşmiş değil. Sayın Başkan, Beşiktaş taraftarı özellikle Mensah ve Balotelli konusunu çok merak ediyor. Bu konudaki girişimler hangi aşamada? Dün de Kulüpler Birliği toplantısından sonra Berna Başkan'la Mensah transferi için bir araya gelindiği söyleniyor. Bununla ilgili ne söylersin? Yani gündemimizde olan futbolculardan evet bir tanesi ama sadece ona kilitlenmiş değiliz. Başka alternatiflerimiz de var. Balotelli'ye gelince Sergen hocamız şu anda onu alternatif olarak, santrafor olarak düşünmüyor. Kendisi bana ifade etti. Ama futbolcularla biliyorsunuz yöneticiler önden görüşürler, fikirlerini alırlar. Bunlar transfer oldu veya olacak anlamına gelmez. Sonuç itibariyle hocamızın dizayn ettiği, kendi tekniğine göre istemiş olduğu futbolcuları biz takımımıza katmaya çalışacağız. Ama ekonomiden taviz vermeyeceğim burada taraftara da açık açık söylemek istiyorum. Geçen biliyorsunuz çok güzel bir gece oldu. Bir bağış kampanyası. Aslında bağış kampanyasında da manevi anlamda birbirimize sarıldığımız ve enerji bulduğumuz, motivasyonu bulduğumuz bir gece oldu. Şimdi o gecede oralara bir forma, iki formaya 200 lira, 500 lira verenlerin paralarını şarjör etmek gibi bir niyetimiz olmadığını buradan da açık açık beyan etmek istiyorum. Popülizm yok. İhtiyacımıza şampiyonluk hedeflerimize uygun, gelecekte de katkı alabileceğimiz futbolcuları bulup takıma katmak bizim hedefimiz. Bu konuda da çok acele etmeyi şahsen düşünmüyorum. Transfer bu sezon, Ocak sezon, bir sürü önümüzde günler var. Çünkü attığınız en ufak bir yanlış adım, 3 yıllık, 4 yıllık kontratlardan bugün kurtulmak istesek de
kurtulamadığımız ve takıma katkısı olmayan birçok futbolcuyla maalesef yüz yüzeyiz. Ve bu sıkıntıları yaşamaya devam ediyoruz. Bunları yaşatmamanın tek yolu sıkıleyeceğiz. İnce dokuyacağız. Sayın Baş. Evet, kötü bir huyum var. Çok pazarlık ediyorum. Özür diliyorum. Var böyle bir huyum var. Kabul ediyorum. Doğrudur. Wellington'la yatımayla ilgili bir şey. Onlarla da pazarlık ediyorum. Ediyorum. Yani huyum kurusun. Maalesef böyle bir huyum var. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Hoşça kalın. Tamam.